الدرس الخامس عشر 15 درس حذف نون المثنى وجمع المذكر السالم عند الإضافة حذف أطمط دمك حذف نون المثنى مثنانın نونunun atılması tesniyenin nonunun atılması وجمع المذكر السالم tesniye ve cem-i müzekker salimin nonunun atılması عند الإضافة إضافته tesniye ve cem-i müzekker salimin nonunun atılması düşürülmesi. Bugünkü konumuz bu. Önce parçamızı okuyup tercüme edeceğiz. Ardından konuyu izah edeceğiz inşallah. مباراة في كرة القدم مباراة ماش demek كرة top القدم ayak كرة القدم futbol demek futbolda bir maç veya bir futbol maçı تقيم جامعة الملك سعود مباريات كل عام تقيم düzenler جامعة الملك سعود ملك سعود üniversitesi Kral Suud Üniversitesi düzenler mübarayatin maçlar mübarat tekil mübarayat çoğul kulle amin her yıl Kral Suud Üniversitesi maçlar düzenler. Haythu yuşahidu kullabu la'ibi el-firaqi riyadiyyeti li muhtelifil kulliyyati. Orada yani bu maçlarda yuşahidu kullabu öğrenciler seyreder, izler. La'ibi el-firaqi. El-firaq takımlar. La'ibi oyuncular. Bu kelimenin aslı la'ibine. Burada bir izafet olduğu için, isim tanımlaması olduğu için nun düştü. Birazdan daha ayrıntılı göreceğiz bunu. Yuşahidu fiil. At-tullabu fail. O yüzden merfu okuduk, dammeli okuduk. Öğrenciler izler, seyreder. Kimi? La'ibi oyuncuları. Bunun aslı la'ibine, ye ile mansuptur. İzafet olduğu için nunu düştü. Muzafın nunu düşürüyoruz. Muzafın ileyhe karışmıyoruz. La'ibi el-firaqi, takımların oyuncularını öğrenciler izler. El-firaqi riyadiyye, spor takımlarının oyuncularını. Li muhtelifil kulliyyati, farklı fakültelerin, spor kulüplerinin oyuncularını öğrenciler izler. Burada la'ibi el-firaqi bir isim tanımlaması ve muzaf cem-i müzekker salimden oluşuyor. O yüzden onu düşünüyor. وَقَدْ اُقِيمَتْ مُبَارَاتٌ فِي كُرَةِ الْقَدَمِ اُقِيمَتْ düzenlendi. Mübaratun bir maç düzenlendi. فِي كُرَةِ الْقَدَمِ bir futbol maçı düzenlendi. اِشْتَرَكَ فِيهَا Ona katıldı. Fariqa kulliyetil adabi ve kulliyetil ulum. Edebiyat fakültesi ile fen fakültesinin iki takımı. Bunun da aslı fariqani. Yine edebiyat ve fen fakültesinin iki takımı dediğimiz için yine bir izafet var. Dolayısıyla muzafın nunu düşünmüş. İştarake fiil. Fariqa fail olduğu için elifle merfu geldi. Tesniyenin nunu düşmüş burada. وَعِنْدَمَا نَزَلَ لَاعِبُ الْفَرِيقَيْنِ اَرْضَ الْمَلْعَبِ عِنْدَمَا نَزَلَ اِنْدِينَ لَاعِبُ oyuncular الْفَرِيقَيْنِ iki takım. İki takımın oyuncuları indiğinde اَرْضَ الْمَلْعَبِ sahaya indiğinde. Yine burası لَاعِبُ aslı لَاعِبُونَ idi. İzafetten dolayı düştü. Burada muzafımız cem-i müzekker salim olduğu için nununu düşürdük. Burada böyle üstten geçerek anlatıyorum. Birazdan daha ayrıntılı işleyeceğiz. La'ibu el-fariqayni iki takımın oyuncuları. Bakın burada muzafun ileyhimiz tesniyeden oluşmuş. Ancak onun nunu düşmemiş. Düşen sadece muzafın nunudur. Bunu unutmayalım. İki takımın oyuncuları sahaya indiğinde hayyahum onları selamladı. Cumhurun bir topluluk min müşahidi el mübarat maçın seyircilerinden bir grup onları selamladı. Yine burası aslı müşahidine idi. Maçın izleyicileri bir isim tanımlaması olduğu için yine
Nun harfi düştü. Muzafımız cem-i müzekker salimden oluşuyor. Bu sebeple nun düştü. Ve bedaetil mübaratu, maç başladı. Ve lahazel cumhuru, halk, seyirciler gördü, gözlemledi. Müderribey el fariqeyn, iki takımın antrenörünü gördü. Yine aslı müderribeyniydi. Muzaf tesniyeden oluştuğu için nunu düştü. Ancak muzafın ileyhde nun olursa o düşmüyor, olduğu gibi kalıyor. İki takımın antrenörünü gördü, gözlemledi. Yuvecihani la'ibine, oyuncuları yönlendiriyor. Mimme edde ila tahsini mustavel la'ibi, oyunun kalitesini iyileştirmeye sebep olan yönlendirmeleri oyunculara yaptığını gördü. Vantahatil mubaratu, maç sona erdi. Bifevzi, kazanmasıyla. Fariqi kulliyetil adabi, edebiyat fakültesinin takımının kazanmasıyla maç sona erdi. Bi hedefey el mubarati, yine bunun aslı hedefeyni, hedefeyni, ancak izafet olduğu için muzafın nonu düştü. Burada muzafımız tesniyeden oluşuyor. Bu sebeple nonu düştü. Maçın iki golü demek. Hedef, gol. Bi hedefey el mubarat, maçın iki golü ile maç sona erdi. El-Vahideyn, tek taraflı, karşılıksız iki golüyle maç sona erdi. Yine bir harfi cer, harfi cerden sonra geldiği için ye ile mecrur olmuş. Evet, şimdi konuyu daha ayrıntılı bir şekilde izah edelim. Evet. İzafette nun düşmesi değerli arkadaşlar. Önce tesniye ve cem-i müzekker salimi şöyle bir hatırlayalım. Tesniye elif nun ya da yenun alan isimler. Mesela mühendisani. Mühendisun bir mühendis. Mühendisani iki mühendis. Bu tesniye müsenna bir isim. Elif nun veya yenun alabilir. Mühendiseyni şeklinde de gelebilir. Dikkat etmemiz gereken şey, burada tesniyelerin nunu kesreli geliyordu. Daha önceki videomuzda da ifade etmiştik. Mühendisani, mühendiseyni. Peki ne zaman mühendisani, ne zaman mühendiseyni olur? Onu da bir önceki videomuzda izah etmiştik. Eğer merfu konumdaysa, yani mübteda, haber, fail gibi bir görevde bulunuyorsa elifle merfu olur. Mansup veya mecrur ise ye ile mansup, ye ile mecrur oluyordu. Önceki videolarımızı tekrar edebilirsiniz eğer bu konuda bir eksiğiniz varsa. Cem-i müzekker salim ise vavnun veya yenun ile biten isimler, müzekker, çoğul isimler, bunlar düzenlidir. Mühendisun tekil, çoğul yaptığımızda mühendisune şeklinde geliyor. Veya mühendisine. Dikkat ederseniz burada nunlar fethalı. Tesniyede kesreli geliyordu. Cem-i müzekker salimde ise nunlarımız fethalı. Bunu da önceki derslerimizde görmüştük. Ne zaman mühendisune, ne zaman mühendisine gelirdi? Eğer merfu ise vavla merfu oluyor. Yani mübteda, haber, fail gibi bir görevde ise vavla merfu. Eğer merfunun bih gibi mansup, harfi cerden sonra geliyorsa mecrur veya muzafın ileh ise yine mecrur geliyordu. O zaman da ye alıyordu. Vavla merfu, ye ile mansup ve mecrur oluyor. Demek ki mühendisani, mühendiseyni, burada ye cezimli tesniyede. Bunlar tesniye. Mühendisune, mühendisine, bu da cem-i müzekker salim. Burada ye'nin harekesi yok. Bir önceki harfimiz kesreli. Evet. Şimdi muzaf İkil veya cem-i müzekker salim olursa, yani isim tanımlaması muzaf ve muzafun ileyhten oluşuyor. Eğer muzafımız tekil değilse veya kırık çoğul değil, cem-i müennes salim değil, ikil veya cem-i müzekker salim ise nunu düşüyor. Tesniye ise, yani elif nun yenunla bitiyorsa veya cem-i müzekker salim vav nun yenun ile bitiyorsa oradaki nunu düşürüyoruz. Dolayısıyla muzafta el takısı olmaz, tenvin olmaz. Bunları daha önce görmüştük. Bugün yeni bir şey daha ekliyoruz bu videomuzda. Muzafta el olmaz, tenvin olmaz. Bir de tesniye ve cem-i müzekker salimin nunu olmaz. Bunlar muzafta bulunamaz. Muzaf el takısız olacak, tenvinsiz olacak. Tesniye veya cem-i müzekker salim ise nunsuz olacak. Nunu düşüreceğiz. Ancak tekil ise veya kırık çoğul ise nun olabilir. Onu düşüremeyiz.
Örnek, ca'a mühendisü şirketi. Şimdi mühendisü şirketi arkadaşlar, burası bir isim tanımlaması. Şirketin mühendisi. Şirketin mühendisi bir isim tanımlaması. Dolayısıyla muzaf, muzafun ileyhten oluşuyor. Peki burası neden damme aldı? Ca'a fiil, mühendisü fail. Fail olduğu için dammeli. Aynı zamanda muzaftır. Eşşeriketi muzafun ileyh. Şirketin mühendisi geldi. Bu müfret, tekil. Bunu ikile çevireceğimiz zaman normalde mühendisani dememiz lazım. Şu tabloya bakın. Mühendisü şirketi. Mühendis kelimesinin ikili mühendisani şeklinde geliyor. Mühendisani. Muzaf yaptığımızda biz bununu düşüreceğiz. Çünkü muzafta tesniye nonu bulunmaz. Mühendisa eşşeriketi. Ca'a mühendisa eşşeriketi. Şirketin iki mühendisi geldi. Peki neden mühendise değil de mühendisa yaptık elifle? Çünkü ca'a fiil, mühendisa fail, tesniyeler elifle merf olur. Yani damme tekil iken damme alıyor, ikil iken elifle merf oluyor. Cem'i müzekker salim yaparsak, mühendis kelimesinin çoğulu mühendisune şeklindedir. Bunu izafette kullanırsak, muzaf yaparsak onu düşüreceğiz. Ca'a mühendisu eşşeriketi. Aslı mühendisuneydi. Muzaf olduğu için nununu düşürdük. Dolayısıyla şuradaki mühendis, mühendisa, mühendisu kelimeleri bunlar hepsi muzaf görevindedir. Tekilde zaten nun yok. Onu düşürmedik. Tesniyede ve cem-i müzekker salimde normalde nun vardı. Burada görüyoruz mühendisani, mühendisune. Muzaf olduğu için bu nunu düşürdük değerli arkadaşlar. Tekilde fail damme alıyor. O yüzden dammeli geldi. Tesniyede elifle merfu oluyor. O yüzden elif aldı. Cem-i müzekker salimde vav ile merfu oluyordu. O yüzden mühendisu geldi. Mühendisi demedik. Bunların hepsi mühendisu, mühendisa ve mühendisu fail görevindedir ve merfudur. Daha önce bunları zaten görmüştük. Burada dikkat etmemiz gereken şey muzafta tesniye ve cem-i müzekker salimde nunu düşürüyoruz muzafta. Kâfe el müdîru muvazzaf el berîd. Kâfe fiil mükafatlandırdı, ödüllendirdi. Kim? El müdîru müdür. Kimi? Muvazzaf el berîdi. Postanın görevlisi. Burası muvazzaf el berîd kısmı arkadaşlar. Muvazzafe mef'ulün bih'tir. Fethalı. Aynı zamanda muzaf, muzaf-ı ileyh var. Postanenin görevlisi. Posta görevlisi bir isim tanımlaması. Mef'ulün bih olduğu için muvazzafe fetha aldı. Bildiğimiz üzere muzaf cümledeki yerine göre hareket alıyor. Muzafın ile ise daima mecrur. Burada muzafımız mef'ulün bih olduğu için fetha ile mansub olmuş. Şimdi iki ile çevirirsek bunu. Kâfe el müdîru muvazzaf kelimesinin ikili muvazzafe fethalı olduğu için muvazzafeyni olur. Ancak muzaf olarak kullanırsak nununu düşüreceğiz. Kâfe el müdîru muvazzafey el berîdi. Müdür postanenin iki görevlisini mükafatlandırdı. Kâfe fiil el müdîru fail, o yüzden de almış. Burası ise muvazzafey mef'ulun bih, o yüzden ye ile mansup diyoruz. Çoğul yaparsak kâfe el müdîru muvazzafî el berîdi. Müdür postanenin görevlilerini, normalde bu neydi? Muvazzafine. Bakın burada en altta muvazzafine şeklinde. Muzaf olarak kullandığımız zaman nununu atıyoruz. Muvazzafî elberîdî şeklinde olacak. Dikkat ederseniz arkadaşlar, ikilde ye cezimli muvazzafey, mühendisey, muallimey diyoruz. Çoğulda ise muvazzafî, mühendisî, muallimî ye hareketsiz, bir öncesi kesreli. Buna dikkat edelim. Ye cezimli ise bu tesniyedir. Burada tekilde mef'ulün bih olduğu için fetha aldı. Tesniyede yine mef'ul olduğu için ye ile mansup. Cem-i müzekker salimde de ye ile mansup oldu. Mecrura da örnek verelim. Sellemtu ala muallimin medreseti. Ala harfi cer, harfi cer'den sonra geldiği için muallimi kesre aldı arkadaşlar. Kesre ile mecrurdur. Muallimil medreseti, muallimi kesreli olduğu için mecrurdur. Bunu ikile çevirdiğimiz zaman ye ile yapacağız. Muallimeyni olur.
Muzaf olarak kullandığımız zaman nunu düşecek. Sellemtu ala muallimey el medreseti. Okulun iki öğretmenine selam verdim. Harfi cerden sonra geldiği için ye ile mecrur oluyor. Cem-i müzekker salim yaparsak sellemtu ala muallimi el medreseti. Aslı muallimi neydi? Muzaf olarak kullandığımız için nun gitti. Sellemtu ala muallimi el medreseti. Okulun öğretmenlerine selam verdim. Bakın tesniye olduğunda muallimey, çoğul olduğunda muallimi. Hem tesniye de ye ile mecrur, hem cem-i müzekker salim de ye ile mecrur oldu. Demek ki tesniyeler merfu olduğunda elifle merfu oluyor. Mansuf ve mecrur olduğunda ye ile mecrur. Cem-i müzekker salim merfu olduğunda vavla merfu, mansuf veya mecrur olduğunda da ye ile mecrur oluyor. Dikkat etmemiz gereken burada muzaf görevinde olursa tesniye veya cem-i müzekker salim onun nununu düşüreceğiz. Hazara müderrisani. Hazara fiil, müderrisani faildir. Fail olduğu için arkadaşlar elifle merfu geldi. Müderriseyni olmaz. Tesniyeler elifle merfu olur. Burada bir isim tanımlaması yok. Yani okulun iki öğretmeni dememiş. Dolayısıyla nun düşmez burada. Hazara fiil, müderrisani fail. İzafet olmadığı için, isim tanımlaması olmadığı için nun sabit. Bir isim tanımlaması yapıp bunu muzaf olarak kullanırsak o zaman nununu düşürürüz. Mesela hazara geldi. Müderrise el fasli. Sınıfın iki öğretmeni geldi. Bunun aslı müderrisaniydi. Bir önceki örnekte geçtiği üzere. Burada bir nun vardı. Muzaf olduğu için nununu düşürdü. Hazara müderrisa el fasli. Niye müderrisey değil de müderrisa dedik? Elifle merfu oldu. Çünkü hazara fiil, burası faildir. Fail olduğu için merfu olacak. Bu sebeple elif ile merfu diyoruz. Hazara fiil, müderrisa fail. Aynı zamanda muzaftır. El fasli, burası ise muzafun ileyi. Zaten muzafın nonunu düşürüyoruz. Nonu düşenler muzaftır. Sonrası muzafun ileyi. Ra'aytu mühendiseyni. Ra'a fiil, tu fa'il, mühendiseyni mef'ulun bih'tir. Bu sebeple ye ile mansuptur. Bakın mühendisani değil. Çünkü kimi gördüm? İki mühendisi gördüm. Mef'ulun bih'tir. Mef'ul olduğu için ye ile mansup. Fiil, fa'il, mef'ul. Burada izafet olmadığı için, yani şirketin iki mühendisi veya fabrikanın iki mühendisi demediği için nun düşmedi. İzafet yapıp mühendiseyni kelimesini muzaf yaparsak nununu düşürmek durumunda kalacağız. Ra'aytu gördüm kimi? Mühendisey eşşeriketi. Şirketin iki mühendisini gördüm. Aslı mühendiseyniydi bir önceki örnekte olduğu üzere. Muzaf olduğu için nununu düşürdük. Ra'a fiil tu fail mühendisey mef'ulun bih. Bu sebeple ye ile mansup. Aynı zamanda muzaftır. Eşşeriketi ise muzafun ile. Mef'ul olduğu için mühendisa değil, mühendisey diyoruz. Muzaf olduğu için de nunu düşmüş oldu. Adel muallimune, öğretmenler döndü. Burada cem-i müzekker salim görüyoruz. El muallimune, öğretmenler. Ade fiil, el muallimune ise faildir. Fail olduğu için vav ile merfu geldi. El muallimine demedik. El muallimune, vav ile merfudur. Burada izafet olmadığı için yani okulun öğretmenleri, kursun öğretmenleri, üniversitenin hocaları demediği için nun düşmedi. Ancak bunu muzaf olarak kullanırsak nunu düşüreceğiz. Ade muallimu el medreseti. Okulun öğretmenleri döndü. Muallimu el medreseti burası bir isim tanımlaması. Ade fiil. Muallimu faildir. Fail. Aynı zamanda muzaftır. Muzaf olduğu için nun düştü. Muallimuneydi. El medreseti ise muzafun ileyh. Bu sebeple mecrur kesreli geldi. Okulun öğretmenleri döndü. Nunu düşürdük. Bir de fail olduğu için vav ile merfu olacak. Gördüğümüz üzere muzafı cümledeki yerine göre harekeliyoruz. Dea çağırdı, davet etti. El müdiru müdür çağırdı. El mühendisine, mühendisleri çağırdı. Da'a fiil, el müdiru fail, el mühendisine ise mef'ulun bih'tir. Cem-i müzekker salim bu arkadaşlar. Çoğul, erkek mühendisleri çağırdı.
İzafet olmadığı için burada yine nunumuz düşmemiş. Ancak bir alt örnekte de'a el-müdiru mühendisi eş-şeriketi. Şirketin mühendislerini çağırdı. Şirketin mühendisleri bir isim tanımlaması. Birincisi muzaf, ikincisi muzafın ileyh oluyor. Muzafımız cem-i müzekker salim olduğu için nununu düşürdük. Peki neden mühendisu değil de mühendisi dedik? Çünkü de'a fiil çağırdı. Çağıran kim? El-müdiru fail. Mühendisi ise mef'ulun bih ye ile mansuptur. Mef'ulun bih olduğu için mansup yapacağız. Cem-i müzekker salimler ye ile mansup olur. Eş-şeriketi ise muzafun ilektir. O yüzden kesre almış mecrurdur. Evet, dolayısıyla izafet varsa arkadaşlar muzafın nununu düşürüyoruz. Eğer muzafımız tesniye ve cem-i müzekker salim ise. Ancak izafet yoksa nunu düşürmüyoruz. Sorularda düşmeyelim, dikkatli olalım. Neceha at-talibani, iki öğrenci başarılı oldu. Burada izafet olmadığı için, bir isim tanımlaması olmadığı için nun düşmemiş. Ancak şöyle desek, neceha taliba el-medreseti, okulun iki öğrencisi başarılı oldu. Okulun iki öğrencisi bir isim tanımlamasıdır. İzafet var. Dolayısıyla muzaf talibani idi. Nununu düşürdük. Talibe el-medreseti. Peki neden elif aldı? Niye talibey el-medreseti demedik? Çünkü neceha fiil, taliba faildir. Tesniyeler elifle merfu olur. Ra'aytu at-talibeyni, iki öğrenciyi gördüm. Ra'a fiil, tu fail, ben gördüm. Fail ben. Kimi? At-talibeyni, iki öğrenciyi. Bu da mef'ulun bih, o yüzden ye ile mansuptur. Burada izafet olmadığı için nun düşmedi arkadaşlar. Ancak ra'aytu talibey el-medreseti, okulun iki öğrencisini gördüm dediğimiz zaman isim tanımlaması var, okulun iki öğrencisi. Muzafın nunu düşürdü. Aslı talibeyniydi, nun düştü. Peki niye taliba değil, talibey oldu? Çünkü ra'a fiil, tu fail, talibey mef'ulun bihtir. Tesniyeler ye ile mansup olur. Son örneğimiz. Sellemtu alel mühendiseyni, iki mühendise selam verdim. Ala harfi cerdir. Harfi cerden sonra geldiği için ye ile mecrur. Burada izafet yok. Yine nun düşmedi. Ancak şöyle dersek. Sellemtu ala muhendisey eşşeriketeyni. İki şirketin iki mühendisi. İsim tanımlaması olur. Muzaftan nunu düşürüyoruz. Ala harfi cer. Harfi cerden sonra geldiği için ye ile mecrur. Muzaf olduğu için nunu düşürdük. Dikkat ederseniz muzafın ileyhde nun var. Ona karışmıyor. Eşşeriketeyni tesniyedir. Nunu var. Ancak muzafın ileyhin nununu düşürmüyoruz. Sadece muzafı düşürüyoruz. Evet. Örnek olarak bir iki soru çözelim. Sonra kitabımıza geri döneceğiz. İhtefele fiil nokta nokta el alemi. Fiil var. Boşluğa ne getireceğiz? Fail getireceğiz. Fail merfu olur. Ya damme alır. Ya elif nun ya vav nun. Eğer ye varsa yenun, onları siliyoruz. Mesela de şıkkı, muslimi, fail olamaz. Bakıyoruz burada el-alemi kesreli olmuş. Hangi öğeler kesreli oluyordu? Ya harfi cerden sonra gelir ya da muzafın ileyh olur. Burada harfi cer olmadığına göre demek ki muzaf, muzafın ileyh olacak. Burası muzaf, el-alemi muzafın ileyhdir. Çünkü kesreli gelmiş. Muzaf el-taksı almaz. O yüzden A şıkkı gitti. Muzafta tenvin olmaz. Tenvin olan şık yok. Muzafta tesniye ve cem-i müzekker salim nunu olmaz dedik. B şıkkında nun var. O da gitti. Cevabımız Ceyhan. İhtefele kutladı. Muslimu el-alemi. Dünyanın Müslümanları. İsim tanımlaması. Dünyanın Müslümanları kutladı. İid-il Adha. Kurban Bayramı'nı kutladı. Kerremel müdiru nokta nokta. Kerreme fiil, el-müdiru fail, boşluğa mef'ulun bih getireceğiz. Mef'ulun bih ya fethalı olur, şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla söylüyorum. Ya fethalı olur ya da ye ile mansup olur. Şimdi A şıkkı, el-muallimune, vavla merfu, muallimune, vavla merfu, muallimu, vavla merfu, sadece D şıkkı, muallimi, ye ile mansuptur. Mef'ulun bih olmaya uygun tek şık, D şıkkı. Aynı zamanda okulun öğretmenleri, muallimi, el-medreseti olduğu için
muzafın nonu düşmüş durumda. Müdür okulun öğretmenlerini ödüllendirdi, mükafatlandırdı. Cevabımız burada D şıkkı. Hem mef'ulün bi olduğu için mansup olacak, hem de muzaf olduğu için, muzaf görevinde bulunduğu için nunu düşecek. Müdür okulun öğretmenlerine saygı gösterdi, hürmet gösterdi diye tercüme edebiliriz. Merertu bi nokta nokta el fariqi. Bi harfi cerdir. Harfi cerden sonra ya kesre gelir ya da ye ile mecrur olur. Bakıyoruz B şıkkı elifle merfu olmaz. C şıkkı vavla merfu olmaz. İki tane kaldı. El la'ibi bi de la'ibi. Kesre bi de ye. Kesre ile mecrur da olur, ye ile mecrur da olur. Şimdi bakıyoruz hangisi uygun. Burada el fariqi kesre almış. Ya harfi cer gelecek kesreli olur ya da muzaf muzaf ile. Burada harfi cer yok şıklarda. Burada bi var harfi cer, ancak o harfi cer buradaki kelimeyi etkileyecek. Bunu etkilemez. Demek ki bu muzafun ileyhtir. Bu muzafun ileyh ise bir önceki muzaftır. Boşluğa getireceğimiz öye muzaf olacak. Muzaf el taksı almaz. O yüzden aşık olamaz. Çünkü ikisi el taksı olursa sıfat olur. Takım olan oyuncu manalı değil. Takımın oyuncusu veya takımın oyuncuları diyeceğiz. Marartu bi la'ibi el fariqi. Takımın oyuncularına uğradım. Cevabımız D şıkkı. Bu şekilde. Mesela iltaka nokta nokta eşşeriketi. İltaka fiil, boşluğa ne getireceğiz? Fail. Aynı zamanda bakıyoruz ki eşşeriketi kesreli, muzafun ileyh olmuş. Demek ki burası hem fail hem muzaf olacak. Fail üzerinden gidelim önce. Fail merfu olur. Yani ya damme alır, ya elifle merfu olur, ya vavla merfu olur. Ye ile mansup ve mecrur olacağı için C ve D şıkları fail olamaz. Geldik mudirani mudira. Eğer izafet varsa nunu düşüreceğiz. Dedik burası muzaf muzaf ilektir. O yüzden nun olan şıkkı da eledik. Cevabımız Bursa. İltaka mudira eşşeriketi yevmel cumaati. Şirketin iki müdürü cuma günü buluştu. Evet, bu şekilde. Tekrar kitabımıza geri dönelim. İkra kısmı var değerli arkadaşlar. Elif ve B kısmında parçada geçen örnek cümleler vermiş. İştarake fariqa kulliyetil adab ve kulliyetil ulum. İştarake fiil, fariqa fail. Bunun aslı neydi? Fariqani. Muzaf olduğu için nunu düştü. Fariqa kulliyetil adab ve kulliyetil ulum. Edebiyat ve fen fakültesinin iki takımı. Muzaf olduğu için nun düştü. Aynı zamanda iştarake fiil, fariqa faildir. Fail olduğu için arkadaşlar elif ile merfudur. İkinci örnekte ise lahazal cumhuru mudarribey el fariqeyni. Lahaza fiil, el cumhuru fail. O yüzden damme getirdik. Mudarribey mef'ulun bih. O yüzden ye ile mansup. Mudarribey el fariqeyni, iki takımın iki antrenörü. Burada bir isim tamlaması var. İki takımın antrenörü veya iki takımın iki antrenörü dediğimiz zaman bir isim tamlaması oluşuyor. Dolayısıyla muzaf, muzafın ileyhtir. Muzafın nunu düşmüş. Burada muzaf mef'ulun bih olduğu için ye ile mansup oldu. Faze fariqu kulliyetil adabi bi hedefey el mübarat. Yine burası hedefey el mübarati bir isim tanıması. Maçın iki golü. Bi harfi cerdir. Harfi cerden sonra mecrur isim gelir. Hedefey ye ile mecrurdur. Aynı zamanda muzaf, muzaf ileyh, muzafın nunu düşmüş. Burada tesniyeydi örneklerimiz. Fen ve Edebiyat Fakültesinin iki takımı, iki takımın iki antrenörü, maçın iki golü, burada muzaf tesniyeydi. B kısmına geçtik. Burada da Cem-i Müzekker Salim'e örnek verecek. Nezele indi la'ibu el-fariqeyni. İki takımın oyuncuları indi.
Neden vav geldi burada? Niye la'ibi değil de la'ibu dedik? Nezele fiil, la'ibu fail. Fail olduğu için vavla merf olacak. Muzaf olduğu için de nun düştü. El ferikayni muzafun ileyh. Muzafun ileyhin nunu düşmüyor. Yuşahidu tullabu la'ibi el firaki. Yine burası la'ibi el firaki. Takımların oyuncuları. El firak takımlar, la'ibi oyuncular. Bunun aslı la'ibi neydi? Takımların oyuncuları bir isim tanımlamasıdır. Muzaf, muzafun ileyh, muzafın nunu düştü. Peki niye la'ibu değil de la'ibi dedik? Çünkü yuşahidu fiil, attullabu fail, la'ibi, burası mef'ulun bih, mef'ulun bih olduğu için ye ile mansuptur. Hayyahum cumhurun min müşahidi el-mubarat. Yine burası müşahidi el-mubarati. Maçın izleyicileri, maçın izleyicileri, maçın seyircileri bir isim tanımlaması. Muzaf, muzafun ileyh. Muzafın nunu düşmüş durumda. Peki neden ye geldi? Niye vav değil de ye? Çünkü min harfi cerdir. Burası müşahidi ise ye ile mecrurdur. Bu şekilde. Birinci tedribata geldik arkadaşlar. Za' hattan bir çizgi koy. Tahtel mutenne. Tesniyenin altına bir çizgi koy. Ve hattayni tahta cem'il müzekkeri salimi. Cem'i müzekker salimin altına da iki çizgi koy. Hattayni. Bil cümeli taliyeti. Aşağıdaki cümlelerde tesniyenin altına bir çizgi. Cem'i müzekker salimin altına ise iki çizgi koy diyor. Şimdi örneklere bakalım. Yes'a müderrisu el fasli ila raf'i mustava tullabi. Burada müderrisu cem'i müzekker salimdir. O yüzden iki çizgi koyuyoruz. Yes'a fiil müderrisu fail olduğu için vavla merfu. Müderrisu el fasli sınıfın öğretmenleri bir isim tanımlamasıdır. Muzafın nunu düşmüş. Müderrisune el fasli olması lazım. Neden vavla merfu oldu? Çünkü yes'a fiil müderrisu faildir. Diyor ki sınıfın öğretmenleri öğrencilerin seviyesini yükseltmeye çalışıyor. Diğerlerinde tesniye ve cem-i müzekker salim yok. İkinci örneğe geçtik. Qara Muhammedun ceridetey as-sabahi qabla furucihi. Ceridetey gördüğümüz üzere ye cezimli. Burası tesniyedir. O yüzden tek bir çizgi koyuyoruz. Qara fiil Muhammedun fail ceridetey mef'ulun bihtir. Mef'ul olduğu için ye ile mansup geldi. Cerideta değil, ceridetey diyoruz. Diyor ki Muhammed çıkmadan önce sabahın iki gazetesini okudu. İctema'a mes'ulu vezareti zira'ati bifellahi el-kariyeti. İctema'a mes'ulu, mes'ulu nedir bunun aslı? Cem-i müzekker salim. Yine burası bifellahi, aslı fellahine idi. Nun düşmüş muzaf olduğu için bunların ikisi de cem-i müzekker salimdir. Peki birincisi neden vav aldı da ikincisi neden ye aldı? Birincisi mes'ulu, ikincisi fellahi. Çünkü içtema'a fiil, mes'ulu faildir. Fail olduğu için vavla merfu. Burası ise bi harfi cer, harfi cer'den sonra geldi. Mecrur isim ye ile mecrur olmuş. Ziraat Bakanlığı'nın sorumluları köyün çiftçileriyle bir araya geldi. Ziraat Bakanlığı'nın sorumluları, köyün çiftçileri, bunlar birer isim tanımlamasıdır. Muzaf, muzaf ileyh. İstakbele reisu fi mektebihi mudiri el aksam. Yine burası mudiri cem-i müzekker salimdir. Aslı mudiri nedir? İzafetten dolayı nun düştü. Başkan ofisinde, odasında bölümlerin müdürlerini karşıladı. Bölümlerin müdürleri isim tanımlamasıdır. Muzafın nunu düşmüş. Peki niye mudiru değil de mudiri oldu? İstakbele fiil, el-reisu fail. Burası ise kimi karşıladı, kimi kabul etti? Bölümlerin müdürleri mef'ulun bih olduğu için ye ile mansup olmuş. Rahhabet tabibu bi validey sadiqihi. Burası validey ye cezimli.
gördüğümüz üzere. Dolayısıyla burası tesniyedir. Rahhabe fiil, attabibu fail. Bi harfi cer. Harfi cerden sonra geldiği için validey ye ile mecrur. Validey sadiqihi, arkadaşının anne babası. Arkadaşının anne babası isim tanımlaması. Sadiqihi onun arkadaşı. Zaten bir isim tanımlaması olduğu için el takısına ihtiyacı yok. Marifedir. Bu sebeple bu muzaf sadiqihi muzafın ileyhi. Kendi içinde yine bu isim tanımlaması. Kâme mühendise şeriketi bi ziyaretin lil meşru'il cedid. Burada da mühendise var. Tesniye bir isim. Mühendisani idi. Şirketin iki mühendisi dediğimiz için isim tanımlamasında muzafkanun düştü. Peki niye mühendisey değil de mühendisa dedik? Çünkü kâme fiil mühendise şeriketi faildir. Şirketin iki mühendisi yeni projeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Sellemtu ala sahibey şirketi. Yine burası yer cezimli. Tesniyedir. Şirketin iki sahibine selam verdim. Ala'dan sonra geldiği için ye ile mecrur. Tusa'idu d-duvelul islamiyyetu. Tusa'idu d-duvelul islamiyyetu. Mücahidi Afganistan. Burada mücahidi. Cem-i müzekker salim. Aslı mücahidine. Mücahidûne, mücahidîne. Cem-i müzekker salimdir. İslam devletleri Afganistan'ın mücahitlerine yardım ediyor. Afganistan'ın mücahitleri bir isim tanımlaması. Mücahidi Afganistan. Muzaf'ın nunu düştü. Peki niye ye aldı? Niye mücahidû değil? Bakıyoruz. Tüsa'idu fiil. Edduvelul İslamiyetu. Fail. Bu onun sıfatı. İslamiyetu. Fiil var, fail var. Mücahidi. Kime yardım ediyor? Afganistan'ın mücahitlerine mef'ulun bih olduğu için ye ile mansup olmuş. İkinci alıştırmaya geçtik. Burada bir cümle vermiş, boşluk bırakmış. Altında da bize dört seçenek vermiş. Diyor ki bu dört seçenekten hangisinin boşluğa gelmesi daha uygun? Onun önüne doğru işareti koy. Sınavda genellikle bu tarz sorular çıkıyor arkadaşlar. Test sorularda vesaire. Genellikle karşımıza bu şekilde çıkıyor. Bakalım. İştarake fil içtimai. Şimdi bu tarz sorular çözerken değerli arkadaşlar, önce cümledeki konumunu dikkate alacağız. Yani fail mi gelecek boşluğa? Mef'ulun bih mi gelecek? Harfi cerden sonra gelmişse mecrur isim mi? Muzafun ileyh mi? Onu dikkate alacağız. İkincisi, cümlede izafet var mı yok mu? Eğer izafet varsa, muzafsa boşluğa gelecek kelime nunu düşürürüz. Ancak muzaf değilse nunu düşürmeyiz. Buna dikkat edelim. İştarake katıldı. Fil içtimai. Dedik ki fiilden sonra car mecrur gelirse bunları fail saymıyoruz. Bunları atlıyoruz. Bunlar fail olamaz. İştarake fiil. Burada boşluğa fail getireceğiz. Şimdi fail merfu olur. Ya damme alır, ya elifle merfu olur, ya vavla merfu olur. Dolayısıyla ye ile gelmez, yeli olmaz. Ye ile mansup ve mecrur olur. Onlar yine müderrisune ve müderrisu kaldı. Bu sefer izafet var mı yok mu ona bakıyoruz. Müderrisun öğretmenler demek. El-lugatil İngilizceti, İngiliz dili, yani İngiliz dili öğretmenleri. İngilizcenin öğretmenleri isim tanımlaması var. Nun gidecek. Dolayısıyla cevabımız müderrisu. İştareke fil içtimai, toplantıya katıldı. Katılan kim? Müderrisu. Fail olduğu için vavla merfudur. Müderrisu el-lugatil Arab İngilizceti, İngiliz dili hocaları toplantıya katıldı. İkinci cümleye geçtik. Sa'adet ed-duvelu. Sa'adet fiil, ed-duvelu fail. Boşluğa mef'ulun bih getireceğiz. Mef'ulun bih ya fethalı olur, fethalı ya da ye ile mansup olur. Şimdi vav varsa eliyoruz. Laci'une, laci'u gitti. Bunlar mef'ulun bih olamaz. Bakıyoruz bu sefer izafet var mı yok mu? Laci, mülteci demek. Filistin, Filistin demek. Filistin'in mültecilere bir isim tanımlamasıdır. Dolayısıyla nun düşecek. Laci'i Filistin olacak. Sa'adet edduvelu laci'i Filistin. Devletler Filistin'in mültecilerine yardım etti. İzafet olduğu için muzafın nunu düşecek. Tenkulu seyyaratul isafi. Tenkulu nakleder, taşır.
Seyyaratul isafi, ambulans demek. Kimi taşır, neyi taşır? Mef'ulün bih arıyoruz buraya. Mef'ul ya fetha ile mansup olur ya ye ile mansup olur. Şu ana kadar gördüğümüz kurallardan. Dolayısıyla vav olmayacak. Vav ile merfu olur. Bu sebeple musabune, musabu bunları eledik. Şimdi ye ile mansup olanlar kaldı iki tane. İzafet var mı yok mu? Bu cümlede harfi cer gelmiş. Harfi cer gelirse artık izafet düşünemeyiz. Dolayısıyla nun düşmeyecek burada. Muzaf muzaf ileyh olmadığı için musabine. Ambulans yaralılar taşır hastaneye. Dememiş ki şunun yaralısı, bunun yaralısı vesaire. Öyle bir şey olmadığı için nunu düşürmeye de gerek yok. Zaten burada harfi cer gelmiş. Bu musabine ile ila bir isim tanımlaması oluşturmayacağına göre nun düşmeyecek bu cümlede. Yekthurul umranu fi, fi'den sonra mecrur olur. Ya kesre ile mecrur ya da ye ile mecrur olur. Dolayısıyla elifle merfu olacağından elif ile gelenler eliyoruz. Medineteyni, medineteyn. İzafet var mı yok mu ona bakıyoruz. Riyad ve Cidde'nin iki şehri. Şöyle düşünebiliriz. Birincisi el takısız, ikincisi el takılı. İsim tanımlaması var. Dolayısıyla nun düşecek. Cevabımız Medineteyn, Riyadi ve Cidde. Beşinci soruya geçtik. Tete'avenu fiil, boşluğa fail getiriyoruz. Fail damme ile merfu olur, elif ile merfu olur, vav ile merfu olur. Ye ile mansuf ve mecrur olacağından ye ile gelenleri eledik. Şeriketani veya şeriketa kaldı. Bu sefer izafet var mı yok mu ona bakıyoruz. Cümlede bakıyoruz. Burada li harfi cer var. Li. Harfi cer gelirse artık izafetten bahsedemeyiz. Yani şeriketa li binai böyle bir isim tanımlaması olmayacağından, izafet olmadığından nun düşmeyecek ve cevabımız şeriketani olacak. Teteavenu şeriketani, iki şirket yardımlaşıyor. Li binai hazel funduki, bu oteli kurmak için yardımlaşıyor. Yani dememiş ki inşaatın iki şirketi, petrolün iki şirketi, elektriğin iki şirketi gibi bir isim tanımlaması olmadığı için onu düşünmüyoruz. Gâdara adedun min, min harfi cerli gördük. Harfi cerden sonra mecrur isim getiriyoruz. Ya kesre ile mecrur olur ya da ye ile mecrur olur. Vav ile merfu olacağından vavlu olanları eledik. İzafet var mı yok mu ona bakıyoruz. Müşahit, izleyici, el-mubarat maç. Birincisi el takısız, ikincisi el takılı. İzafet var. Maçın izleyicileri, maçın seyircileri izafet olduğundan muzaftan nunu düşüreceğiz. Kara'tu, ben okudum. Kara'a fiil, tu fa'il. Boşluğa mef'ul getiriyoruz. Mef'ul ya fetha ile mansup olur ya da ye ile mansup olur. O yüzden elif ile merfu olur. Elifli olanları eledik. Ye veya fetha gelecek. Cerideteyni cerideteyni, ikisi de ye ile mansup. Bu sefer izafet var mı yok mu ona bakıyoruz. Cerideteyni el taksız, as-sabah el takılı. Bu sefer izafet var. Dolayısıyla nun düşecek. Cerideteyni as-sabahi, sabahın iki gazetesini okudu. Teveccehe fiil, boşluğa fail getiriyoruz. Fail ya damme ile merfu olur ya da elifle. Ye ile gelenleri eliyoruz. Geriye sefirani ve sefira kaldı. İzafet var mı yok mu? Sefira veya sefirani, bunlarda el takısı yok. El Kuveyt, el Maghrib, bunlarda el takısı var. İzafet olabilir. Sefir elçi demek. Kuveyt ve Fas'ın iki elçisi, isim tanımlaması olduğu için nun olmayacak. Cevabımız sefira. Teveccehe, yöneldi gitti. Sefira el Kuveyt ve el Maghrib. Kuveyt ve Fas'ın iki elçisi gitti. İlâ vezâretül hâriciyeti, Dışişleri Bakanlığı'na. Üçüncü alıştırmada değerli arkadaşlar, حَوِّلْ مَا تَحْتَهُ خَطْ اِلَى الْمُثَنَّ, altı çizili olanı tesniyeye çevir. Burada dikkat etmemiz gereken şey, altı çizili olan kelimenin cümledeki konumu, irabı. حَذَرَ فِيلْ اِبْنُ فَاِلْ, o yüzden dammeli. اِبْنُ الْمُدَرِّسِ, öğretmenin oğlu geldi. Bunu ikili yapacağımız zaman elifle merfu yaparız. Tesniye yapacağımız zaman. Hazara ibne el müderrisi. Aynı zamanda muzaf olduğu için nunu düştü.
İbnani aslı iki oğul. Muzaf olduğu için nun düştü. Öğretmenin iki oğlu üniversiteye geldi. Kabeltu tabibel müsteşfe. Hastanenin doktoru. Burada izafet var. Tabibel müsteşfe. Kabele fiil. Tu fail. Tabibel müsteşfe mef'ulun bih'tir. Bu sebeple fetha aldı değerli arkadaşlar. Tabibe dedi. Bunu ikile çevireceğimiz zaman ye ile mansup yaparız. Kabeltu tabibey el müsteşfe. Niye? Çünkü kabele karşılaştı fiil. Kim? Ben. Ben karşılaştım. Tabibe mef'ulun bih'tir. Dolayısıyla fetha ile mansup oldu. İkili yaptığımız zaman ye ile mansup olacak. Fail ise elif ile merfu yapıyoruz. Mef'ulun bih ise ye ile mansup. Mecrur ise yine ye ile mecrur yapıyoruz. Gâdara fiil. Kâdî el mehkemeti. Mahkemenin kadısı. Burası faildir. Kâdî el mehkemeti. Normalde kâdîyû dememiz lazım. Ancak öncesi kesreli, son harfi ye olursa damme gözükmüyor. İleride bu konu gelecek. Kâdî el mehkemeti. Burada bilmemiz gereken kâdî fail görevinde. Bunu tesniye yaparsak ne diyeceğiz? Gâdara kâdîyâ el mehkemeti. Kâdîyâ, kâdîyey değil çünkü faildir. Gâdara kâdîyâ el mehkemeti el medînete. Fî icazetin diyor ki mahkemenin iki kadısı şehri terk etti, şehirden ayrıldı. Şekertu, ben teşekkür ettim. Talibel camiati, üniversitenin öğrencisine. Şekere fiil, tu fail, talibe burası mef'ulun bih arkadaşlar. Bunu tesniye yaptığımız zaman mef'ul bih mansuptur. Ye ile mansup yapacağız. Ne diyeceğiz? Şekertu, ben teşekkür ettim. Talibey, talibey, el camiati. Şekertu talibey el camiati. Üniversitenin iki öğrencisine teşekkür ettim. Ya'udu tullabu ila menazilihim fi seyyaretil camiati. Fi'den sonra geldiği için seyyareti kesrelidir. Bunu da ikil yaptığımız zaman ye ile mecrur yapacağız. Fi seyyaretey el camiati. Aynı zamanda muzaf olduğu için nun düşüyor. Fi seyyaretey el camiati. Qabeltu, burası fiil ve fail. Kâbele fiil. Tu faildir. Kâbeltu. Sahibe. Mef'ulun bih. O yüzden fetha alacak. Sahibel imareti. Muzaf muzafun ileyh. Burası sahibe. Mef'ulun bih mansuptur. İkil yaptığımız zaman ye ile mansup olacak. Kâbeltu sahibey el imareti. Fişari. Muhasibu şeriketi neşiton. Burası muhasibu İsimdir arkadaşlar. İsim başa gelince ne oluyordu? Mübteda. Muhasibu şeriketi, şirketin muhasebecisi. Neşitun. Burası da haber. Neşitun. İkil yapacağımız zaman muhasibe şeriketi. Çünkü mübteda merfudur. Fail gibi merfu. Elifle merfu yapıyor. Muhasibe şeriketi neşitani. Haber de mübtedaya sayı bakımından uyacak. Muhasiba izafet olduğu için nunu düşürdük. Ancak neşitani burada izafet olmadığı için nunu düşürmüyoruz. Muhasiba şirketi neşitani. Şirketin iki muhasebecisi gayretlidir. Bu şekilde diğerlerini de yapıyoruz. Diğer alıştırmada bu sefer altı çizili olanı cem-i müzekker salime çeviriyor. Feze yine aynısı. Burada cümledeki konumuna dikkat ediyoruz. Sadece az önce tesniye yapıyorduk. Bu sefer cem-i müzekker salim yapıyoruz. Feze fiil la'ibul kureti fail. Aynı zamanda muzaf muzaf ileyhtir. Fail olduğu için damme ile merfu. Cem-i müzekker salim yaparsak vav ile merfu yapacağız. Feze la'ibul kureti. Bakın vav ile merfu oldu. İstakbelel müdiru mendube mef'ulun bi olduğu için fetha ile mansup. C
Cem-i müzekker salim yaparsak ye ile mansup yapacağız. İstakbelel müdiru mendubi eşşeriketi şeklinde. Diğer örneklerde bakalım. Safara mühendisü şeriketi ila Fransa. Bunu cem-i müzekker salime çevirirsek ne diyeceğiz? Nasıl yapacağız? Safara mühendisü eşşeriketi. Safara mühendisü eşşeriketi. Bakın vavla merfu yaptı. Sâiqü seyyâreti musri'un. Burada sâiq altı çizili olan kelime bir isim değerli arkadaşlar. İsim. İsim başa gelirse ne oluyordu? İsim kelime başa gelirse mübteda. Mübteda merfu olur. O yüzden ne diyeceğiz? Sâiqü vavla merfu yapıyoruz. Sâiqü seyyâreti. Arabanın şoförleri. Mübtedamız çoğul oldu. Haberi de ona uyduracağız. Çünkü mübteda ve haber sayı bakımından uyumlu olur. Musri'une diyeceğiz. Sa'iqu burada muzaf olduğu için nun'u düştü. Musri'une ise izafet olmadığı için nun düşmez. Arabanın şoförleri hızlıdırlar. İstelemtur ratibe min muhasibil camiati. Min harfi cer, harfi cer'den sonra gelen mecrur oluyor. O yüzden kesre ile mecrur. Cem-i müzekker salim yaparsak ye ile mecbur yapacağız. İstelemtur ratibe min muhasibi el camiati. Üniversitenin muhasebecilerinden teslim aldım. Şekertu müderribel ferîqi. Şekera fiil, tu fail, müderribe mef'ulun bih. Mef'ul olduğu için fetha ile mansuptur. Cem-i müzekker salim yaparsak ye ile mansup yapacağız. Şekertu müderribi el ferîqi. Müderribi. Müderribey dersek ikil, müderribi dersek cem-i müzekker salim olur. Bu şekilde. Rahhabel müşrifu bi zâiril mektebeti. Bi harfi cer olduğu için zâiri kesre ile mecrur. Cem-i müzekker salim yaparsak rahhabel müşrifu bi zâiril mektebeti. Kütüphanenin ziyaretçilerini ağırladı, hoş karşıladı. Bu sefer parantez içindekileri tesniye yap diyor. Uygun suretine koyarak, yani elifle mi merfu yapacağız, ye ile mansup veya mecrur mu yapacağız? Cümledeki konumunu dikkate alacağız. Diyor ki doğru şekilde tesniyeye çevirerek kullan. Sefara fiil, validu fail. Şimdi bunu ikil yaparsak nasıl yapacağız? Sefara valide sadiqi. Valide sadiqi. Fail olduğu için elifle merfu yapıyoruz. Arkadaşımın anne babası. Validani, aslı validaniydi. Muzaf olduğu için ne yaptık? Nunu düşürdük. Validani sadiqi değil. Valide sadiqi. Arkadaşımın iki babası, yani anne babası. Ecebtu an harfi cer. Burası suali. Kesre ile mecrur. Sualil üstadi. Bunu ikili yaparsak sualeyni olur. Hocanın iki sorusu bir isim tanımlaması olduğu için ecebtu an ne olacak? Sualey el üstadi. Hocanın iki sorusuna cevap verdim. Hocanın iki sorusu bir isim tanımlaması olduğu için muzafınlığını düşürdük. Sualeyni değil sualey dedik. قابل المدير مندوب الشركه مندوب مفعول بهdir bu sebeple fetha ile mansup. Bunu tesniye yaparsak قابل المدير yine مندوبي الشركه diyeceğiz. مندوبي مفعول به olduğu için. اسقط جيشنا طائره العدو. اسقط فيل جيشنا فاعل طائره مفعول بهdir o yüzden fetha ile mansup. İkil yaparsak ye ile mansup olacak. Asqata ceyşuna bizim ordumuz düşürdü. Asqata fiil ceyşuna faildir. O yüzden dammeyle merfu ceyşu. Tairetey el aduvi. Düşmanın iki uçağını düşürdü. Mefulun bir olduğu için tairetey diyeceğiz. Teveccehe khadimul beyti. Khadimul beyti. Evin hizmetçisi. Teveccehe fiil khadimu fail olduğu için dammeyle merfu. İkil yaparsak elifle merfu yapacağız.
توجه خادم البيت إلى السوق. Evin iki hizmetçisi çarşıya gitti. قرأ والدي رسالة أخي. Babam kardeşimin mektubunu okudu. قرأ فيل والدي فايل رسالة مفعول به. Tesniye yaparsak قرأ والدي رسالتي أخي. Kardeşimin iki mektubunu okudu. Diğerlerini de bu şekilde yapacağız. Bu sefer diyor ki cema şekline koy yine doğru şekilde. Yahduru fiil, müşrifu fail, o yüzden dammede. Çoğul yaparsak ne olur? Yahduru müşriful firaki, müşriful firaki isim tanımlaması, takımların yöneticisi. Müşrifu vavla merfu yapacağız fail olduğu için. El firaki. يحضر مشرف الفرق takımların yöneticileri gelir. الحفله törene gelir. Spor takımlarının yöneticileri törene gelir. Fail olduğu için vavla merfu yaptık. Çünkü bu cem-i müzekker salimdir. Da'a çağırdı, davet etti. El müdiru müderrisel fasl. Mef'ulun bi olduğu için müderrise fetha oldu. Çoğul yaparsak ne diyeceğiz? دعا المدير المدير فاعل olduğu için dammeli müderrise mef'ul bih çoğul yapıyoruz müderrisi دعا المدير müderrisi الفصل sınıfın hocalarını sınıfın öğretmenlerini çağırdı davet etti ila ictimai toplantıya Rahabtu bi amili şirketi. Bi harfi cer, harfi cerden sonra geldiği için amili çoğul yaparsak rahabtu bi amili şirketi. Bi'den sonra geldiği için ye ile mecbur yapacağız. Amili şirketi. Diğerleri de bu şekilde. Tevakkafa saiqu es-seyyarati. Tevakkafa fiil, saiqu faildir. O yüzden vavla merfu yapıyoruz. Aynı zamanda muzaf olduğu için nunu olmayacak. Sa'iqu. Es-seyyara bu da parantez içinde olduğu için bunu da şöyle yapıyoruz. Sa'iqu es-seyyarati. Es-seyyarati muzafun ileyh olduğu için kesreli. Arabaların şoförleri. Esneytu ala. Ala'dan sonra geldiği için mecrur olacak. Esneytu ala zairi el-mektebeti. Kütüphanenin ziyaretçilerine övgüde bulundum. Senada bulundum. Yehtemmu fiil, darisu fail. Çoğul yaparsak yehtemmu darisu el-lugatil arabiyyeti bişşari. Arap dili öğrencileri şiire ihtimam verir, önem gösterir. Tevaadallahu, tevaade fiil, Allahu fail, müşrike mefulun bih. Bunu çoğul yaparsak tevaadallahu müşriki Kureyş'in. Kureyş'in müşrikleri. Kureyş özel isim olduğu için el takısına ihtiyaç yok. Tevaade Allahu müşriki Kureyş'in. Bil azabi Allah Kureyş'in müşriklerini azab ile tehdit etti. İltekaytu bi müşahidi. Yine bi olduğu için iltekaytu bi müşahidi el mübarati fil harici. Maçın seyircileriyle dışarıda buluştum. Evet, bu alıştırmada diyor ki havvil ila muzaf ve muzafun ileyh muzaf ve muzafun ileyhe çevir. İla muzafin ve muzafin ileyh. Örneklere bakıyoruz. Şekere aliyun el muvazzafine fi şeriketi. Şimdi el muvazzafine fi şeriketi. Ali teşekkür etti şirketteki görevlilere. Şirketteki görevliler bir isim tanımlaması değil. Şirketin görevlileri dersek o zaman isim tanımlaması olur. Muzaf ve muzafun ileyh arasına harfi cer girmez. Eğer isim tanımlaması yapmak istersek buradaki harfi cer'i atacağız. Birincisi muzaf, ikincisi muzafun ileyhtir. Muzafta el takısı olmaz. Ele atarız. Aynı zamanda muzafta tesniye ve cem-i müzekker salim nunu bulunmaz. Buradaki nunu da atarız. Ondan sonra muzaf, muzafun ileyh. Ne kalır? Şekere aliyun. Muvazzafi eşşeriketi. Zaten burada ne demiş? Şeker aliyun muvazzafi eşşeriketi. Qâmet attâiretâni mine suudiyyeti bir rihletin ilâ Pakistan. Attâiretâni iki uçak mine suudiyyeti. Suudi'den iki uçak.
Suudi'den iki uçak bir isim tanımlaması değil. Suudi'nin veya Suudi Arabistan'ın iki uçağı dersek o zaman isim tanımlaması olur. Birincisi muzaf olacağından el takısını atarız. Burada tesniyenin nununu atarız. Aradaki harfi cerri de atarız. O zaman izafet olabilir. Kâmet tâirete es-Suudiyeti. Burada da aynı şekilde yapmış. Kâmet tâirete es-Suudiyeti. Diğer örneğe geçelim. Sâfer el-mu'idûne fil-câmiyati ilel-hârici. El-mu'idûne fil-câmiyati, üniversitedeki okutmanlar, hocalar demek. Mu'idun, okutman, ders veren demek. Üniversitede ders veren kişi. Asistan, okutman diye tercüme edebiliriz. Şimdi, üniversitedeki okutmanlar veya asistanlar yurt dışına yolculuk yaptı. El-mu'idûne fil-câmiye isim tanımlaması yapmak istersek önce ne yapacağız? Bu harfi cerri kaldıracağız. İkincisi, muzafta el olmaz, bunu kaldırırız. Bir de nun olmaz, tesniye nunu ve cem-i müzekker salim nunu olmaz. Ne kaldı? Sâfere mu'idû el-câmi'ati. Sâfere mu'idû el-câmi'ati ilel-hârici diyeceğiz. Sâfara fiil, mu'idu fail, vavla merfû, el-câmi'ati, kendisi el takıl olacak, ilel-hârici gerisi aynı. Üniversitenin asistanları, üniversitenin okutmanları yolculuk yaptı. Hallakat tâiretâni lil-adûvî. Tâiretâni iki uçak, lil-adûvî, düşmana ait iki uçak. Düşmana ait iki uçak, arada harf-i cer olduğu için bir isim tanımlaması değil. Muzaf muzaf ile yaparsak, tesniyenin nununu düşürürüz. Bir de buradaki harfi cerre düşürürüz. Ne kalır? Hallakat hallakat fiil, fail getiriyoruz. Fail olduğu için elifle merfu olacak. Daireta el-adûvî li'yi atıyoruz. Daireta el-adûvî. Düşmanın iki uçağı uçtu. Favka ardil ma'reketi savaş alanı üzerinde, savaş meydanı üzerinde uçtu. Halka çizdi. Hallakat. Tâirete el-adûvî. Düşmanın iki uçağı. Ne yaptık? Nunu attık. Bir de aradaki li harfi cerrini düşürdük. Kâbeltu el-mendûbîne mineşşeriketi. Yine şirketten temsilciler. Şirketten temsilciler isim tanımlaması değil. İsim tanımlaması yaparsak mine atarız. Baştaki ele atarız. Bir de tesniye veya cem-i müzekker salim nunu varsa onu atarız. Ne diyeceğiz? Kâbeltu fiil var, fail var. Mendûbî mef'ûlün bih yapıyoruz. Kâbeltu mendûbî eş-şeriketi. Şirketin temsilcileriyle görüştüm. Bu şekilde. Yine burada muzaf muzafı ileyhe çevir diyor. Baktığımız zaman burada örneklerde sıfat tamlaması görüyoruz. El-Muslimine, el-Pakistaniyine. Pakistanlı Müslümanlar. Sıfat yapmak için şeddeliye getirmiş arkadaşlar. Şimdi şeddeliye olmasaydı, el-Pakistan olsaydı, ikisi el takılı sıfat olsaydı, o zaman Pakistan olan Müslümanlar, Pakistan olan Müslümanlar mana olarak uymaz. O zaman Pakistanlı Müslümanlar. Nispet ismi yapıyoruz. El-Muslimine, el-Pakistaniyine. Şimdi isim tanımlaması yapacağımız ise zaman ise ne diyeceğiz? Pakistan'ın Müslümanları. Birincisi, ilk kelime muzaf olacak. O yüzden buradaki ele atarız. El-Muslimine'deki ele atarız. İkincisi, tesniye ve cem-i müzekker salim nunu olmaz. Onu atarız. Buradaki ifadeyi ise, buradaki kelimeyi aslına, köküne döndürüyoruz. El-Pakistaniyin aslı ne? El-Pakistan. Ne diyeceğiz? Kâbeltu adeden min muslimi el-Pakistan. Eli attık, nunu attık. Diğerini de aslına döndürdük. İstakbelel müdiru müderrisine lugaviyyine. Yine burası müderrisine lugaviyyine bir sıfat tamlaması. Yine sıfat yapmak için şeddeliye getirmiş. Lugavi
dille ilgili, dilsel, dile ait demek, lugavi. Bu sıfat tanımlamasıdır. İkisi el taksız, ikisi müzekker, ikisi çoğul, ikisi ye ile mansuptur. İstakbele fiilen, müdiru fail, müderrisine mefulun bir olduğu için mansup. Şimdi muzaf ile yapmak için el taksı yok. Direkt yapabiliriz. Nunu atarız. Buradaki nun, onu atmamız lazım. Nunu attık. Ne kaldı? Bir de buradaki lugaviyine kelimesini aslına döndürebiliriz. Lugavi, dil ile ilgili, dilsel demek. Peki dil ne demek? Lugatın. Ne diyeceğiz? İstakbelel müdiru müderrisi el lugati. Müderrisi el lugati. Bak, ikincisi muzafin ileyh olduğu için el takısı alacağım. Dilin öğretmenleri. Şimdi aşağıdakilerden birer ikişer örnek yaparsak daha anlaşılır olacak. تعاقدت وزارة المعارف مع عدد من المعلمين السوريين. Burası المعلمين السوريين. Bakın yine şeddeliye geldi. Suriyeli öğretmenler. Sıfat tamlaması. İkisi el almış. İkisi müzekker. İkisi çoğul. İkisi de ye ile mecrur. Harfi celden sonra geldi. Şimdi Suriye'nin öğretmenleri demek istersek, bir isim tanımlaması yaparsak ne yapacağız önce? Burada el takısı atacağız. Nunu atacağız. Bunu da aslına döndüreceğiz. Ne diyeceğiz? Min el takısını atacağımız zaman muallimi diyeceğiz. Nunu da atacağız. Muallimi. Es-Suriyin Suriyeliler demek. Suriye nasıl diyeceğiz? Muallimi Suriyeliler yazacağız. Te'akadet vezaretul ma'arifi me'a adedin min muallimi Suriye. Suriye'nin öğretmenleri. Suriye özel isim. El taksına ihtiyacı yok. Aslına döndürdük. Özel isim olduğu için zaten marifettir. El müderrisun el camiiyyuna. Yine burası sıfat tamlaması. İkisi el almış. İkisi müzekker. İkisi çoğuldur. Bu üniversitenin hocaları diyeceğimiz zaman muzaf muzafin ileyh olacak. Birincisindeki ele atıyoruz. Nunu atıyoruz. Bunu da aslına çeviriyoruz. Ele attık. Nunu attık. Ne kaldı? Müderrisu. Peki el camiiyyune üniversiteler demek. Aslı ne? El camia. Müderrisu el camiati. Gerisi aynı. Yukfirune min ziyaretil mektebati. Bu şekilde yapıyoruz. Bir örnek daha yapalım. Yahtacul mücahidune el filibiniyune. El filibiniyune. El mücahidune el filibiniyune. Filipinli mücahitler. Yine bir sıfat tanımlaması. İkisi müzekker, ikisi el taksı almış, ikisi çoğul, ikisi de vavla merfu fail olduğu için. Muzaf muzaf ile yapmak için önce el taksını atıyoruz, nunu atıyoruz. Ne kaldı? Yahtacu mücahidu. Mücahidu. Burası da aslına döndürüyoruz. El filibiniyune. Yine şeddeliye var. Filibiniyun. El filibin diyeceğiz. يحتاج مجاهد الفلبيني إلى مساعدة إخوانه. حضر الوزيران العراقيان. Iraklı iki bakan geldi. Eğer isim tanımlaması yaparsak ne diyeceğiz? Hadara ele atıyoruz. Nunu da atıyoruz. Hadara vezira العراقيان. Yine şeddeliye var. Aslına döndürüyoruz. Vezira العراقي. Yani izafette isim tanımlamasında uyum şartı olmadığı için bu ikil diye bunu ikil yapmayacağız. Veya bu çoğul diye bunu çoğul yapmayacağız. Aslına döndürüyoruz burada. El-Iraqi. Irak'ın iki bakanı. Yani iki Irak'ın iki bakanı değil. Veya iki Filipin'in iki mücahidi veya iki Filipin'in, Filipinlerin mücahitleri değil. Sayı şartı yok. Uyum şartı yok. O yüzden aslına döndürüyoruz. Diğerlerini de bu şekilde yapacağız. Evet, parçayı okurup bitirelim. Ondan sonra bir iki soru da çözüp sona erdiririz. Tes'a eddüvelu, devletler çalışır. İlâ ziyadeti, arttırmaya. Servetihe, servetini arttırmaya, mal varlığını arttırmaya çalışır. Fî meydaney, iki meydanda, iki alanda. As-sinaati ve ziraati. Sanayi ve tarımın iki alanında mal varlığını arttırmaya çalışır.
Ve lihâzâ, bunun için tequmu vezârete assinâati ve zirâati tequmu bi ile kullanırsa yapar, gerçekleştirir demek. Bakalım bi var mı burada? Fil memleketin adresi. Bi cuhudin, burada bi var. Bunun için tequmu gerçekleştirir, yapar. Vezârete assinâati ve zirâati sanayi ve tarım bakanlığı gerçekleştirir. Fil memleketil arabiyeti Suudiyeti, Suudi Arabistan Krallığında sanayi ve tarım bakanlığı gerçekleştirir. Cuhudin azimetin, büyük çabalar gerçekleştirir, büyük gayretler sarf eder. Li hidmetil iktisadil vataniye. Hidme, hizmet demek. El iktisad, ekonomi. El vatani, ulusal. Ulusal ekonomiye hizmet etmek için, ulusal ekonomiye katkı sağlamak için büyük gayretler sarf eder. فَتَعْمَلُ وَزَارَةُ السِّنَاعَةِ Sanayi Bakanlığı çalışır. عَلَى زِيَادَةِ Arttırmaya. عَدَدِ الْمَصَانِعِ Fabrikaların sayısını arttırmaya çalışır. Fil memleketi, krallıkta, ülkedeki fabrikaların sayısını arttırmaya çalışır. وَرِعَايَةِ الْعَامِل۪ينَ ف۪يهَا Oradaki, yani fabrikalardaki, buradaki ha masani kelimesine dönüyor. Fabrikalardaki işçileri himaye etmeye, gözetmeye çalışır. وَتَقْد۪يمِ الْمُسَاعَدَاتِ الْمَال۪يَّةِ لَهَا Ve ona mali yardımlar sunmaya, yani lehadaki ha masani'ye dönüyor. Fabrikalara mali yardımlar sunmaya çalışır. وَاِرْسَالِ الْمُهَنْدِس۪ينَ Mühendisler göndermeye çalışır. الْمُخْتَص۪ينَ Uzman mühendisler göndermeye çalışır. لِرَفْعِ Yükseltmek için. مُسْتَوَ الْعَمَلِ iş kalitesini yükseltmek için, arttırmak için uzman mühendisler göndermeye çalışır. Keme aynı şekilde يَرْعَى مَسْئُولُ وَزَارَةِ الزِّرَاعَةِ Tarım Bakanlığı'nın sorumluları da gözetir, himaye eder. Fellahi al-qura, köylerin çiftçilerini gözetir. Bir şeklin khasin, özel bir şekilde köylerin çiftçilerini gözetir. Ve yursiluna adeden min muvazzafi al-vezareti, bakanlığın görevlilerinden bir kısmını gönderirler. İlal-qura, köylere, lil-içtimai bil-muvatinin, vatandaşlarla bir araya gelmek için, buluşmak için. وَالْوُقُوفِ عَلَى طَلَبَاتِهِمْ Taleplerinden haberdar olmak için, taleplerine vakıf olmak için. وَتَقْد۪يمِ الْمَالِ Mal, para sunmak için. لِلْمُحْتَاج۪ينَ مِنْهُمْ Onlardan ihtiyaç duyanlara mali destek sunmak için, para sunmak için onları gönderir. Evet, değerli arkadaşlar, bir iki soru da çözüp dersimizi sona erdireceğiz bu videomuzu. Ca'a fiil, nokta nokta, boşluğa fail getireceğiz. Fail ya da damme'yle merfu olur, ya elifle merfu olur, ya da vav'la merfu olur. Dolayısıyla ye almaz, ye ile mansup ve mecrur olacak. Ye ile gelenleri eliyoruz. B ve D şıkkı gitti. Amilani, amila kaldı. İzafet varsa nun düşer, izafet yoksa nunun düşmesine gerek yok. Bakıyoruz, birincisi el takısız, ikincisi el takılı. Amil işçi, eşerike şirket. Şirketin iki işçisi, isim tanımlaması var. Dolayısıyla muzaf muzafun ileyhi olacağı için nun düşüreceğiz. Cevabımız C şıkkı. CE, burası fiil arkadaşlar. Pardon. CE, fiil. Boşluğa fail getireceğiz. Aynı zamanda muzaftır. Çünkü eşerike muzafun ileyh olarak el taksa almış. Manaya baktığımız zaman da şirketin iki işçisi isim tanımlamasıdır. Muzafın nununu düşürüyoruz. Eşerike ise muzafın ileyhtir. Muzafın ileyh olduğu için harekesi ne olacak? Kesre. Ce'e amile eşeriketi. Şirketin iki işçisi geldi. Fail olduğu için elifle merfu, muzaf olduğu için de nunu düşmüş olarak geldi. 11. soruya bakalım. Kafa fiil. El müdiru fail. Boşluğa mef'ulün bih getireceğiz. Mef'ulün bih ya fetha ile mansup ya da ye ile mansup olur. Şıklara baktığımız zaman vav, bu merfu dedik.
Diğerleri ye ile mansup olabilir. Bu sefer ikinci kısma bakıyoruz. Amili el-masna'i, fabrikanın işçileri, bir isim tanımlaması. İsim tanımlaması olduğu için muzafın nunu düşecek. C şıkkında düşmemiş. D şıkkında hem düşmemiş hem el taksı almış. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Fabrikanın işçileri. Kefe el-mudiru, amili el-masna'i, müdür. Fabrikanın işçilerini mükafatlandırdı. Neden ye ile mansup olanı seçti? Çünkü fiil, fail, meful. Kimi mükafatlandırdı? Kimi ödüllendirdi? İşçilere. Meful'un bir olduğu için ye ile mansuptur. İntakam el muslimune min. Min harfi cer. Harfi cerden sonra mecrur gelir. Ya kesre ile mecrur olur ya da ye ile mecrur olur. Vavla merfu olacağı için A ve C şıkkını eliyoruz. El müşriki ne bir de müşriki kaldı. İzafet var mı yok mu diye bakıyoruz. Harfi cer gelmiş. Harfi cer olduğu için izafet olmaz. Dolayısıyla nunu düşürmeye gerek yok burada. Düşürmeyeceğiz. Cevabımız B şıkkı. İntakam el muslimune minel müşrikine fil harbi. Müslümanlar müşriklerden intikam aldı. Yani Kureyş'in müşrikleri, Mekke'nin müşrikleri demediği için isim tanımlaması yok, izafet yok. Nun düşmeyecek. Evet, bu soruya bakalım. Burada değerli arkadaşlar başta bir boşluk bırakmış. Şıklara baktığımız zaman hepsi isimdir. İsim başa gelirse ne oluyordu? Mübteda, mübteda haber. Mübteda merfu olur. Ya damme alır, ya elifle merfu olur, ya vavla. Dolayısıyla ye almaz. A ve D şıkkını eliyoruz. Mübteda merfu olacak. Bu sefer İzafet var mı yok mu ona bakıyoruz. Müşahidu el-müsabaka, müşahid izleyici, el-müsabaka yarışma. Yarışmanın izleyicileri isim tanımlaması var. Dolayısıyla onu düşürüyoruz. C şıkkı da gitti. Cevabımız B şıkkı. Müşahidu el-müsabakati, yarışmanın izleyicileri, dâhilûne ilel-mel'abi, sahaya girmektedir. İsim tanımlaması olduğu için muzafın nununu düşürdük. Aynı zamanda müpteda olduğu için vavla merfu olanı seçtik. Evet değerli arkadaşlar, bu videomuzda burada bırakıyoruz. Başka bir derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar diliyorum.